sana. Büfede ev sakinlerini sadece sabah kahvaltısının değil, her öğünün aranan lezzeti gözleme beklemekteydi. Yalnız Big Brother'ın büfesi diğer büfelerden biraz farklıydı. Gözleme abi çok güzel. Yalnız 300 lira abi. Dünyanın en pahalı gözlemesi burada ama yiyeceğiz. Kararlıyız çünkü çıkardığımız çok aç. Kıymalı 350 lira. Kahve nerede? Ay çok güzel. 350 ama. Kıymalı 350. Büfede sunulan yiyecek ve içecekleri var mısın yok musundan kazandıkları para ödülünü kullanarak alma şansına sahip olan ev halkı bakalım gözleme teklifini kabul edecek mi? Bence arkadaşlar 8 tane söylemek yerine mesela yarı yarıya yapsak doymayız onu değil mi? Bilmiyorum ben. Bir tane. Neden kahve doymaz yok? Evet. Bak ben yemeyeceğim arkadaşlar. Güzelim niye yemiyorsun? Yemeyeceğim ya. Ne yiyeceksin? Vermem 300 lira. Bir şey değil mi? Vermem ya açıkçası vermem. Arkadaşları büfe önünde kritik yaparken Alpan durumu haftanın lideri Arsel'le paylaşmak için erkekler odasına gitti. Arsel. Şey büfe açıldı Arsel. Kanki siz bakın seçin. Tamam bak. Söyledim. Çay 50 lira. 5 tane çeşit gözleme var. Her biri 300 lira. Yani kıymalı 350, diğer ıspanaklı, kaşar peynirli falan hep 300 lira. Evet. Bir gözleme. Değiller var. Sen ne istersin? Tamam bakın karar veririm ben şimdi. Tamam. Hüseyin Başkan. Yaşadığı açlık nedeniyle yataktan çıkmakta zorlanan Hüseyin gözleme siparişlerini Alpan'a verdi. İki gözleme mi? Neli? 5 çeşit var. 5 çeşit var. O zaman 3 tane söyle. Tamam. Çay? Kıymalı. Evet. Kıymalı en pahalı 350 lira. 1 milyar yapar. Ne? 1 milyar yapar 3 tane. 3 tane söyle. Çay? Kahve mahve istemiyorum ben. Çay istiyor musun? Tamam. Ellerindeki parayı muhafaza etmek isteyen kızlarsa zor hesaplar içerisine girmişti. İyi de 300'den hesaplarsanız ne kadar ediyor? 2400. Oha! 2400 TL. Hüseyin abi de 2-3 tane kıymalı istiyorum diyor. 2-3 tane kıymalı ne demek ya? Öyle bir şey yok. 3 tane 1 milyar yapar söyle diyor. Hayır öyle bir şey yok. En fazla bir tane aldım. Biz burada bir tanenin muhakemesini yapmaya çalışıyoruz. Hayır. Bir tane yarım mal alalım diyoruz. Birer tane alınırsa bir tane alalım. Bölüşeceğiz diyorsanız da bölüşürüz yani. Yapacak bir şey yok. Şu kıymalı ya. En sevdiğim kıymalı ya. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Paylaşmayı mı düşünüyorsunuz? Ben şey yaparsam, bir alırsam ben rezil edeceğim yani. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Herkes tam yiyorsa ben de tam yerim abi. Ama diyorsanız gerçekten hayır biz çok açız yarım yiyeceğiz. Ben çıkıntılık yapıp bir tane yiyeceğim demem yani. Erkekler odasında da gündem yenilecek gözleme sayısıydı. Kızlar tutumlu olmaya çalışırken erkekler biraz daha rahat davranmak istemekteydi. Kaç tane yiyeceksin sen? Bir tane. Niye bir tane? İki tane. Abi ne bileyim kızlar zaten rezan şey yapıyor, yemesek mi falan filan diyor. Ya sen git de ki Hüseyin abi ayağa kalkamıyor. 3 tane yiyecekti. Hatta sen 2 tane yiyeceksen bir tane de şey yap. Sen söyle, bir tane söyleyebiliyorsan bir tane de. Ben 4 tane de o zaman. Yok abi yok. Tamam söyleyin oğlum neye inat çekiyorsunuz ya? Onur adeta Hüseyin'in elçisi olarak kızların yanına geldi. Kızlarsa Hüseyin'in yemek istediği gözleme sayısına fazlasıyla tepkiliydi. Onur Hüseyin abi ne saçmalıyor ya? 2-3 tane yiyeceğim ben falan demiş. 3 tane yiyeceğim ben yok diyor. Yok öyle bir şey. Kanki, alamaz 3 tane. Kanki bir şey söyleyeceğim. Ben burada hastayım. Bak suratımın haline bak. Bak Onur, ayıp yani. Dışarıdaki 8 kişinin bak, beni karıştırmayın. Hakkı var. Tamam beni karıştırmayın. Bu konuya zaten bak benim payım olmadığı için ben dahil olamıyorum. Onur Hüseyin'in isteklerini kızlara iletme görevini üstlense de karşılaştığı tepkiyle geri adım attı. Eğer büfe kapanırsa 3 tane gelmezsin. Söylemiyorsa ben de söylerim yani. Fark gidin etmez. Gidin en başından konuşun. Nasıl laf söyler ya? Öyle bir hakkı yok. Laf söylesin. Söyle söylemiyoruz. Onur da. Ya ben aradan çıkmak istiyorum şu an. Herkese bak bir şey söyleyeceğim. 7 tane gözleme söylüyoruz o zaman. Konu gözlemelerin neli olacağına karar vermeye gelince yeniden kişisel istekler ortaya çıkmaya başladı. Kıymalı söyle. Herkese kıymalı mı söylüyoruz? Yok ben kıymalı yemeyeceğim. Ne? Ben patates kaşar yiyeceğim. Sinan da ıspanak kaşar yiyecek. Ispanak kaşar. Patates kaşar. Ben kıymalı yiyeceğim. Arsel neli? Arsel zaten sipariş vermek için gelecek söyleyecek mecbur. O zaman şimdi... Ben valla kıymalı yemek istiyorum çünkü et yemek istiyorum yani. Ben de. Büfeden gelen tekliflerin kabul edilmesi durumunda sipariş verme sorumluluğu haftanın liderinin sorumluluğunda. Ancak yaşanan tartışmalardan habersiz olan haftanın lideri Arsel, Hüseyin'in bir anlık tepkisiyle karşılaştı. Ben 3 tane yiyeceğim kardeşim. 3 tane.
akşama kadar sonra bir şey gelmiyor. Onlar zayıflasın diye şey yapıyor. Ben kalkamıyorum ayağa. O zaman biz de üçer tane yedirmeyiz. Abi yedirmeyecekler. Kızlar yani... Ya niye gerçi ya? Son söz sende. Bir dakika, sen üç tane istiyor musun? Evet. Sen üç tane yer misin? Sen yer misin? Bir şey soruyorum ya. Abi ben yerim de abi. Benim param olmadığı için... Bir dakika, yer misin? Olur, çoğunluk neyse olur. Arsel oda arkadaşlarından gelen tepkileri dinledikten sonra demokratik davranmaya karar verdi. Burada önemli olan çoğunluk. Hayır, istersen 5 tane. Tamam, çoğunluk yani yapalım abi. Hepiniz derseniz ki ben 5 tane yiyeceğim, ben gidip 5 tane sipariş veririm. Tamam. Onlar isterse yemeyin. Sen neredensin? 3 tane mi yiyeceksin? Ben zaten uyuyorum oğlum her türlü. Tamam. 1, 2, 3 o zaman 3 kişi. Yine çoğunluk deniz yani. Kaç tane yiyorsun? 2 tane yerim ben abi. Sen? Ben de 2 tane yerim. Sen? Ben de 2 tane yerim. Erkekler arasında birlik sağlanmak üzereyken Hüseyin'in isteklerinin gerçekleşmesi için yaptığı çıkışla kaç gözleme alınacağı konusu yeniden kilitlendi. Ben kardeşim 3 tane yiyeceğim. Abi vallahi bilmiyorum da eğer hani siz, sen diyeceksen ben de yerim. Sen diyeceksiniz, ben de 2 tane yerim o zaman. Abi 2-2. Tamam, o zaman hepimiz 2 yerim zaten. Tamam. Sen yiyemezsen ben 3. şeyi yerim. Erkekler kendi aralarında karar vermişken durumdan habersiz olan kızlar hala tutumlu davranılması taraftarıydı. Ya ama gerçekten abartıyorsunuz Onur yani. Allah aşkına elinizi vicdanınızda koyun ya. Ne abartması ya Allah aşkına, karnımız aç. İkişer gözleme ne demek ama ya? Şimdi sizinle... Ya burada aç değilsiniz. Mısır gevreği de var yani. Ya mısır gevreği... Biraz düşünün ama yani. Ben sizin iki tane yiyeyim demedim ki. Herkese de iki tane. Tamam dedim, ben de iki tane yiyeceğim. Hüseyin abinin üçü iki yaptık biz. Şaka mı yapıyorlar ya? Ne demek ay ya? Biz burada tutumlu şey alalım diyorum, ben anlatamıyorum galiba ya. İdil ise erkeklerin fazla gözleme alma konusundaki ısrarını bir başka açıdan eleştirdi. Ama bir şey söyleyeceğim, bence onlar gözlemenin boyutunu görmediler. Gözleme bayağı büyük çünkü. Ama yine iki tane derler yani. Ben gördüm, ben yine iki tane diyorum derler eminim. Yemin, ben 300 lira vermem gözlemeye yani. Vermem yani, vermem. Ama aç da kalınmaz ki bu evde ya. Haftanın lideri Arsel büfeye gelerek daha önce söylediği düşüncelerini tekrarladı. Tamam, ikişer tane söylemiyorsun herhalde. İkişer tane söyleyeceğim. Niye Arsel? Çoğunluk öyle istiyor Gökçe. Nasıl çoğunluk öyle istiyor? Haksızlık değil mi bu şimdi? Tamam, haksızlık veya haklılık. Şu an biz toplumuz. Kaç kişiyiz burada? 8 kişi kişiyiz. İstiyor? 6 kişi 2 tane istiyor. 6 kişi derken? İşte 6 kişi ikişer ikişer yemek istiyor. 6 kişi kim? Abi Hüseyin abi 2 tane istiyor. Ama tamam, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, Alpan 2 tane, Sinan 2 tane, Onur 2 tane, ben 2 tane. Ama Onur dedi ki ben dedi insanlar dedi şey yaptığı için bir şey yapmak istiyorum. Tamam, gel konuşalım o zaman. Konuşalım, toplar. Hayır, bana ne deniliyorsa ben onu iletiyorum Gökçen. Haftanın lideri Arsel gittikçe büyüyen gözleme krizini çözmeye kararlıydı. Ve ev halkının konuyla ilgili isteklerini dinlemeye başladı. Abi kaç tane sen istiyorsun? 2 tane yerim ben. 2 tane Sinan? 2 tane. 2. Alpan? Ben de 2 abi. Hüseyin abi de 2 değil mi? 2 tamam, 5 tane. Ben de 2 diyorum o zaman. O zaman 2'şer tane söylüyorum. Rezansa sadece evde bulunan isimlerin değil, eve veda edenlerin de mevcut para üzerinde hakkı olduğunu düşündüğü için tutumlu olmaları gerektiğini hatırlattı. Bütün herkes 2'şer tane yiyor. Hayır, 2 tane yemeyelim arkadaşlar. Yapmayın, etmeyin ya. Bak gözlemenin boyutunu gördünüz Rezan, mü kocaman? Burada topluluk ne diyorsa onu ben söylüyorum. Arsel bak, dışarıda 8 kişi daha var. Abi lütfen ya, sen vicdanlı bir adamsın tamam da ben ya, yapma ama. Toplum yani. Ne derse onu şey yaparım. Size de ikişer tane söyleyeyim. 5000 liralık kahvaltı yapacağız o zaman. 5000 lira. Ama akşam da yiyeceğiz bunu. Haftanın lideri olma görevinin zorluğuyla karşı karşıya kalan Arsel daha fazla dayanamadı ve sert bir tepki gösterdi. Tamam abi, ben bir şey demiyorum. Ne kim ne yapıyorsa onu yok, yapsın. Yok, ben 2 tane yiyeceğim. Hayır, ben onlara mı laf anlatayım, size mi anlatayım? Ben anlamıyorum ki, ne yapayım o zaman? Rezan arkadaşlarını ikna etmek için elinden geleni yaptı. Bakalım arkadaşları Rezan'ın önerilerini kabul edecek miydi? Bakın arkadaşlar, bakın çok mantıklı konuşuyorum, tamam mı, bakın. Dışarıda birincisi 8 kişi daha var, tamam mı? Evet. Onların hakları da yiyoruz, tamam mı? Hüseyin ise konu hakkında uzlaşmak yerine uzaklaşmayı tercih etti. Biz burada aç kalmıyoruz. Ya 3 haftadır tutumluyuz zaten. Ben 2 tane yiyeceğim abi. Siz bak, isterseniz birer bir tane yiyin. Bir şey söyleyeceğim. Lütfen bak. Sen şu an bak haksızlık yapıyorsun. Diyorsun niye ki ben zaten... Yapayım? Burada haksızlık. Ya sizin işinize geliyor abi, zayıflıyorsunuz diye. Ya bizim diye. Ben işimize geliyor. Ben zaten yiyebilirim. Zaten şiş yani. Bana şey ne abi? Yani. Ben yerim. Benim işim. Siz kaç tane yiyeceksiniz yiyin. Ben 2 tane yiyorum. Kızların eleştirilerine devam etmesi ve Hüseyin'in fazla gözleme yemek konusundaki inadını sürdürmesiyle sesler daha da yükseldi. 8 tane
bir kişiyiz. 8 kişi var dışarıda ya. 8 kişi var. Ellerinin sonunda parası ya. Niye bütün gün aç geçireyim para için ya? Benim için para aç geçirmiyorsun. Mısır gevreğin var. Aç bırakamıyorsun mısır gevreğini. Ne demek yiyemiyorum ya? Yiyemiyorum. Gördün mü bir kere yedim? İlk gün orada şekerli. İlk gün orada şekerleri eritip yapmayı biliyordum. İlk gün yedim. İkinci gün sabah yedim. Bir daha yemedim. Kardeşim ben iki tane yiyeceğim, bana söyler misin? Yoksa üç tane yiyeceğim. Hayret bir şey ya. Da bırakıyorum. Bana ne ya? Haftanın lideri Arsel ikili arasındaki gerilimi çözmek istiyordu. Reza'nın geri dönmesiyle tartışma bu kez tüm ev halkının arasına yayıldı. Reza, bir gel bir anlaşın sonuç olarak. Anlaşamıyoruz ki Arsel, anlaşamıyoruz ki. Söylüyorum size. Benim son kararım akıllı ve mantıklı bir gözleme. Son kararım bir gözleme. Aklın geldi. Bir de ne geleceğini de bilmiyor. Sonra ne geleceğini de bilmiyoruz. Bak, aynen sonra başka şeyler de gelecek. Sinan, kocaman bak. Reza Hanım bak, bir şey diyeceğim bak. Ne geleceğini de bilmiyoruz. Bak Hüseyin abi iki tane yesin, biz geri kalan götürelim, bir tanemizi götürelim. Çünkü ne geleceğini bilmiyoruz. Belki aynen. O da belki sıkıntısı var. Bir tane de yemek istese de biraz sakin Allah aşkına. Ben iki yiyeceğim, üç yiyeceğim diye bir şey yok. Bak ben hastayım, bayıldım, bayılacağım. Biz geceden beri ölüyorum. Burada bir tane yiyeyim mi yemeyeyim mi diye düşünürken böyle kalkıp kimse bağırmasın burada Allah aşkına. Yani bağırdık. Tamam, hiçbir şey bağırmadan konuşalım. Allah aşkına ya lütfen. Herkes kaç tane yiyecekse yesin, ben iki tane yiyorum kardeş. Benim inisiyatifimde. Abi böyle söyleme. Bir kural da dedim ya, sen yiyemezsin. Herkesin karnına doyacağı kadar abi, zorlamadan da. Tamam abi, o zaman şöyle bir şey yapalım. Ortalama bir şekilde yesin abi. Bak ben bir taneyle doyarım. Bir dakika. Herkes bir tane yiyorsa, Hüseyin abi ben iki tane yiyorum diyorsa. Öğlen yemek geliyorsa Hüseyin abi yemeyecek, o zaman biz yiyeceğiz onu. Yani herkesin de iki hakkı olsun. Ne olur bağırmayın. İki hakkını şimdi kullanırsa öğlen bir şey yemesin. Ne diyorsun abi? Vallahi öğlen çünkü bir şey görecek. Ama bak bu haksızlık ya. Şu an ya böyle yapamazsın. Çok saçma bir şey. Yani sen lider sensin, karar vereceksin. Abicim ama ben de hastayım. Herkes istiyor. İki tane ye. Ben sana yeme demiyorum. Çok açsan tabii ki ye. Evet. Ama sonra bir şey geldiğinde o zaman o hakkından feragat etmek zorundasın. İki tane alıyorsan bir şimdi bir akşam tatlı yersin. Tatlı gelirse yemem. Yemek gelirse gene sipariş veririm. Ama olmaz. O zaman bir şey geldiğinde onu almayacaksın. Ya abi, niye öyle şeyin var? Bir gün sipariş verip bir gün sipariş verip. Ya senin ayrıcalığın tamam, nedir ya? Senin ayrıcalığın nedir yani ya şu anda? Ya kardeşim burada? Sizin ayrıcalığınız ne o zaman? Ya ne demek abi, biz ayrıcalık yapmıyoruz burada. Evet. Ben abi, yemeyeceğim ye, demiyoruz ki sana. Ben hiç vermem o gözleme tamam, ediyorum. Ben veriyorum, ne yapalım? Dün verdiniz ama. Allah'ım niye yarabbim ya. Siz kahveyi 100 lira verdiniz mi? Ya kahve Allah aşkına, bizim şey yaptığımız sipariş ben bir şey dedim mi size? Ben bir şey dedim mi? Bizim sipariş ettiğimiz para miktarıyla senin verdiğin para miktarı aynı mı ya oluyor? Ya ben size verdim kahvemi bile. Tamam, teşekkürler, bir şey söyleyeyim ama sen de söyleseydin. Benim ihtiyacım. Ben kahve. Benim fiziki ihtiyacım. Benim de yemeğe fiziki ama ihtiyacım tamam var. Ama tamam da bir taneyle doyamıyorum. Ya sana yemek yiyen yok. Nasıl doyamıyorsun ya? Doymuyorum. Sana yemek yiyen yok. Ya ben buraya gelirken bile dedim ki. İkinciyi söylüyoruz, öyle yemeği yediyoruz. Ya iki tane gözlemenin nesini çok yiyorsun ya? İki tane gözlemeni ye diyoruz şu anda zaten. Big Brother diyor mu? Bir siparişinizi bir daha veren alın diye. Ya, demiyor. Ben veriyorum kardeşim tamam, ya. Ne olursun bağırma. Ye tamam, sana yeme demiyorum. Bir dakika abi, bir dakika susun. Kim ne istiyorsa onu söylesin, içinden ne geliyorsa onu yesin. Tamam mı? Herkesin burada özgürlüğü var. Aynen fark etmez öyle. O iki tane diyorsa. Yesin abi, yesin. Sen de yeme o zaman der miyiz? İki yemesini istemiyorsan bu hafta gönderirsin veya bilmem aynen neyse. Aynen öyle. Ha, aranızda anlaşın tamam aynen mı? Aynen öyle. İsmini yazarsınız. Big Brother dedi mi kardeşim? Bu kadar abi. Bir tane veya üç tane veya beş tane sipariş verirsin demedi. Ben iki tane yiyeceğim. Gelirse de bundan sonra istediğim ne gelirse de yerim kardeşim. Yükselen gerilim haftanın lideri Arsel'in konuya dahil olmasıyla yeniden düşüşe geçti. Şu anda bir yandan da fazla yükleniyorsunuz. Onun bir tane yiyeceği fazla gözleme 300 TL. Ben ona bir şey tamam da. Ama yani bu çocuk bir dakikada 550 TL bin TL yok etti. Bak bir taneden olay değil zaten. Bir olay tamam, toplu o zaman bir şekilde ben karar vermemiz. Liste hafta sonu olunca kim kim oyuz olur sonu yazar. Tutumlu olma isteği evin erkekleri tarafından destek göremeyince Rezan sıcak bölgeden ayrılmayı tercih etti. Gökçen ise Hüseyin'in inadına karşı mücadele etmekte kararlıydı. Rezan sen yiyor musun? Yemiyorum. Ben tamam, yemem gene size veririm tamam mı? Sen yiyor. O değil. Kaç ben de yiyorum zaten. Bir tane. Olay o değil. Neyle? Şey yapsan aklında tutsan. Tamam ben istiyorum abi. Bir tane fazla söyle bunu. Geyildi kavgasını yapıyorsun. Tamam yapıyorum ben de iki tane yiyorum abi. Yer, üç tane tamam, söyle üç tane yiyeceğim. Bir tane yiyorum oha! Oha yani. Üç tane abartma söyle, üç tane o kadar yiyeceğim. Da abartma yani. Buradaki herkes, para herkes sadece bir sana ait değil. Bir tane söylemedim. Ben ikinciyi söyledim. Üç tane ne niye söylüyorsun ya? Ne üç tane şey niye söylüyorsun? O biliyor kaç tane söyleyeceğini. Abartma yani. Böyle gidere gider yaparsan olmaz. Güzel bir şekilde anlat. Anlayalım yani. Tamam.
Tamam Gökçen, bağırma tamam. Patlasın, her terdenki patlasın olsun. Ya, ya benim canımı sıkmayın buralarda bak ha. Ne bir yapıyorsun? Yemek için canımı sıkmayın buralarda. Tamam tamam haklısın. Yanlış abi. Yapıyorsun. Hadi git içeri. Herkes baksın işine. Sen de bak ben Barış'ı ben beni karşına alma bir daha. Parasıyla... Ha, ne? Beni karşına alma. Alırsam ne olur. Arkadaşlarının odaya soktuğu Hüseyin sakinleşmekte zorlandı. İnsanlar parasını yerken bari şey davran. Tamam. Bunu söylüyorum. Tamam. Elim ayağım titriyor. Tamam. Hüseyin'in öfkesinden eve veda etmiş arkadaşları da nasibini aldı. Dışarıdaki insanlar elenmeseymiş, umurumda değil. Hiç kimse umurumda değildi. Yaşadığı gerilim Gökçen'i fazlasıyla etkilemişti. Ben... Geç uzan biraz. Bir dakika ben kahve bir şey... Tamam. Tamam bir şey yok ya. Saçmalama korkacak bir şey yok. Korkma. Sinirleniyorum tamam, ben. Sinirlenecek de bir şey yok ya. Niye sinirleneceksin ki? Hayır kimse kimseye bir şey yapamaz burada. Bir şey de diyemez. Sinirlenme boş ver. Abi çıkma 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 abi. Bir şey gerek yok ya. Yapma bağırma bir şey söyleme o zaman kıza. Para içine yapılan şeye bak kardeşim ya. Hüseyin'in sakinleşerek salona dönmesiyle konu yeniden kimin kaç gözleme yiyeceği oldu. Şu an sipariş veriyorum. Şey kahve istiyor musunuz Rezan? Yok kahve yok. Rezan abi sen ne yiyorsun? Kahve yok. Gözleme yemiyorsun. Gözleme yok mu? Yemiyor musun? Yemeyeceğim. Tamam. Şu anda Gökçen kaldı. Gökçen. Bir Gökçen kaldı. Ha kıymalı tamam. Yiyor o da. Tartışmalı karar verme sürecinin ardından arkadaşlarının isteklerini alan haftanın lideri Arsel, siparişleri vermek için soluğu büfede aldı. Sipariş veriyorum. 7 tane kıymalı, 2 tane patates kaşar, 1 tane de ıspanak kaşar peynirli. Anneyi çıkartmışlar buradan. Çıkartmışlar mı? Hı-hı. Ya yine öyle yaptılar ya. Arsel'in gözleme siparişlerini vermiş olmasına rağmen gözleme krizi sona erecek gibi değildi. Gidecek oğlum para. Gitmese para 300 liraya bir tane ya şey veriyorlar. Gideceğini nereden biliyorsun ya? 3 gün sonra bitiyor iş. Rezan. Konuşmasın daha fazla o zaman. Nereden biliyorsun biteceğini? Siz aranızda konuşun. Biz aramızda konuşuruz. Siz o zaman bir kuradıra diyeceksiniz ki 300 liraya bir tane şey gözleme mi verilir diyeceksin. Ya o bize işte teklif sunuyor. Onu alıp almamak ben sende. Ben yiyorum. Bu benim inisiyatifimde. Senin şeyinde. Ya bu benim inisiyatifimde. Konuşmayalım sen daha. Sen 53 lira kazandığımız zaman burada aç kalacağız diye burada afra tafra yapmayı biliyordun. Yemeyeceğim, hiçbir şey yemeyeceğim diye biliyordun. Ne oldu o adama? Ha? Gene yemiyorum şey zaten. Mısır gevreğini yiyor muyum? Niye şey yapmıyorsun? Ya bak ben çok sinirliyim. Kapatın. Kapat çeneni. Sen 53 lira. 53 lira. Ya kapat çeneni. Kapatın çenenizi. Bakın benim canımı sıkmayın. Abi tamam tahrik ediyorlar abi bilerek yapıyorlar. Sinan'ın Hüseyin'i sakinleştirmek için seçtiği örneklerse fazlasıyla ilginçti. Dışarıda seni bekleyen Gül gibi bir eşim var. Annem var, babam var ve şu an bunu izliyorlar. Evet, sen evet iki bayanın lafına mı geleceksin? Otur, abi diyeceksin, 3 tane istiyorum, bitti, sus. Konuşsunlar, müziği laf söylemeyen bitti. Doğru bitti. Diyorsunuz, hadi geçelim. Sevda yenge, yanlış mı düşün? Sevda yenge. Doğru söylüyorsunuz, doğru.